takım içerisindeki uyum olsun, hepsini bir araya getirerek bu sene farklı bir Fenerbahçe sunmaya çalıştı. Ben daha çok mücadele eden, takım olgusunu ortaya çıkaran, birlikteliğin daha fazla olduğu bir takım yaratmak istiyorum dedi. Ve bunu da lig başladığından beri şu ana kadar gelen süreçte, 8 haftalık süreçte Vitor Pereira'ya, Fenerbahçe'ye kazandırdı. Neyi kazandırdı? Esasında Vitor Pereira'ya en çok kazanma arzusunu, kazanma alışkanlığını kazandırdı Fenerbahçe'ye. Yani Fenerbahçe bugün baktığımız zaman 6 tane galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyette. Bana göre baktığım zaman diğer kulüplere 5 galibiyet, 3 beraberlik, Trabzonspor, Beşiktaş 5 galibiyet. Yani Fenerbahçe bir şeyleri doğru yapıyor görüntüsü veriyor şu anda ligde. Geçen hafta kazanmış olduğu Hatay karşılaşması keza bunun en güzel örneği olarak düşünüyorum. Sonra bu haftaki Kasımpaşa karşılaşması Fenerbahçe öncelikle üçlüyü güzel çözdü. Yani geriyi rahatlattı. Orta sahasında ve üçüncü bölgesinde hala büyük aksaklıklar var Fenerbahçe'nin. Ama bunu da biten çok fazla Fenerbahçe'de ilerisi ne olur diye düşünülen Luis Gustavo Fenerbahçe'de biraz olsun, biraz olsun bu Sosa'nın da yokluğunda biraz olsun sorumluluğu üzerine almış gibi gözüküyor. Yani Fransa'daki oyun anlayışını biraz olsun Fenerbahçe'ye küçük de olsa onun versiyonlarını vermeye başladı diye düşünüyorum. Bunun Evet. da ofansa, üçüncü bölgeye inanılmaz bir özgüven verdiğini düşünüyorum aynı zamanda. Ener Valencia'nın daha başarılı olması, attığı goller, forvette Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'u ben çok fazla beğenmiyorum Fenerbahçe'de kim ne derse desin. Fenerbahçe'de bence çok iyi işler yapacak bir forvet durumunda olduğunu düşünmüyorum. Bence Valencia'nın yanına ona daha çok uyum sağlayabilecek, içerik kat edebilecek, arkalara daha böyle fazla koşu yapabilecek ikinci bir santraforun Fenerbahçe'de ihtiyaç duyabileceğini ilerleyen dönemde düşünüyorum. Yalnız Fenerbahçe bu sene ligde yani şampiyonluk potasının içerisinde bence ligin sonuna kadar olacaktır. Ara transferde de ben Fenerbahçe'nin bir iki takviye daha yapacağını düşünüyorum. Özellikle belki forvet olabilir. Belki orta sahaya ikinci bir takviye daha yapabilir diye düşünüyorum. Orta sahaya çok ihtiyaç var. 17 orta saha var elinde. Bir 3 tane daha alırsa 20'yi Bir tamamlayacak. oyuncu belki Çok büyük. Var doğru var. Oyuncuyu Yürüyen birkaç bulamadı. oyuncu daha var. Doğru 15 oyuncuyu milyon verip. bulamadı bir türlü. Ya İrfan Doğru Can Kahveci oyuncuyu var. bulamadı. Başka oyuncular Şimdi falan da var Serdar ama. Dursun fikrine katılmıyorum. Serdar Dursun oyununu çok geliştirmiş Almanya'da. Fenerbahçe'de şu anda gerçekten ihtiyaç olan pivot santrafor görevini fevkalade iyi yapıyor. Oynadığı sağlam olduğu yerlerde ve hatırlarsan Tahir Hocam şeyde konuşurken Beşiktaş İspanyol oyuncu Negredo gelmişti. Evet. Serdar Dursun baktım işte 20-25 metre sağa sola hani playmaker forvet playmaker Yani hedef görevini oyuncu olarak yapıyor. oynuyor. Forvet Berisha oynuyor ama hedef onu oyuncu. çok iyi Evet. kullandı. Hatırlayın. Valencia falan da arkaya koşular yapıyor yan yana O oldukları görevi zaman. bence Berisha'ya verecek hoca. Yani Berisha'nın ben ayaklarının ve oyun görüşünün daha iyi olduğunu Berisha düşünüyorum. daha birebirde de etkili bir oyuncu ama bence Valencia bu Fenerbahçe'nin değişmez Tabii oyuncusu. kesinlikle. İlk Fenerbahçe yazabileceğiniz bunu oyuncu. oynatmadığı müddetçe her zaman Sıkıntı sıkıntı yaşayacak. Serdar yaşayacak. mı? Yok Valencia'yı bahsediyorum. Şeydir de Valencia. Berisha'ya kuydurur diyor Serdar Dursun ama bana Ben göre Serdar Dursun'u şu yönden beğenmiyorum. Yani bir Julian örneği var Fenerbahçe'de daha önceki dönemlerde. Yani onun tarzında bir forvetin ikinci forvet olarak Fenerbahçe'de Valencia'nın yanında çok daha işler yapabileceğini düşünüyorum. Benim kendi şahsi görüşüm. Yani İşte çok Valencia merkez tam Berisha ve santrafor olmadığı Valencia için oynasa çok daha etkili olabilir. Efendim Berisha ve Valencia. ama iki tane topa yatkın, iki tane topu seven o zaman üç topla Şimdi oynamaları lazım. birinin Yani feragat Berisha'ya bir etmesi yok. tane, Hücum Valencia'ya bir tane takıma bir top vermeleri lazım. Hücum beslemelerinde İlker abi bir kere bence Fenerbahçe'nin oyunu önde üçlü oynamaya müsait değil gibi geliyor. Yani önde çift santrafor arkasında bir merkez ofansif orta saha tarzında Mesut. Daha yatkın Şimdi gibi. bu kadro buna yatkın bana 4-1-3-2 gibi. Yani şöyle düşün abi. Veya 3-4-1-2 gibi. Aynen. Şöyle Veya düşünebilirsin. üç beş iki Şimdi gibi. Fenerbahçe'nin orta sahaları, ofansifleri merkez ofansif orta saha özellikle oyuncular ama işte Pelkas giriyor sol ofansif orta saha, Mesut geliyor sağ ofansif orta saha. Oyun alışkanlıklarının dışında oynuyorlar bu oyuncular. Aslında bana göre iki ön liberonun sağlam Gustavo Sosa olabilir mesela.
Sosa oyunu 2 yönlü oynayabilen bir oyuncu. Gustavo zaten defansif ağırlığı olan ama topla ilişkisi yüksek bir oyuncu. Ofansif olanları çok statik oynuyor. Yani bir tek Pelkas hareketli. Şöyle bir sistemleri var. İki ofansif. Bir santrafor. Sağ forvet, sol forvet, merkez forvetle oynuyor. 5 oyuncu. Bence 5 evet. Geri yani geriye dönmekte zorlanan 5 oyuncu tarzı oynuyor. Bana göre santrafor verimi de azalıyor bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Çok sıkışıyor. Oyun kurgusunun kadroya uygun değil demeyeyim de daha uygun olabilen tarzı bence çift santrafor arkasına bir merkez ofansif orta saha. Mesela Bayern Borussia Dortmund bunun Bundesliga'da ciddi örneklerini saygı dedi uzun yıllar. Mesela sol açıkta Guerrero, sağ açıkta Eşref Hakimi oynuyordu ve ikisinin de defansif özellikleri çok yüksek oyuncular ve ofans katkısı olan oyuncular. Bunların merkez orta sahada Delaney ve Emrecan oynarken onun önünde Marco Reus'u tek ofansif, merkez ofansif orta saha oynatıp Haaland ve yanına sürekli işte Thorgan Hazard tarzı bir koşucu, bir gezici forvet tarzı bir oyun tarzı var Dortmund'un. Dortmund bunun örneğini verdi. Mesela Alper Hoca'nın söylediği santrafor örneğiyle de alakalı bir örnek vereyim. Mesela geçen yıl Harry Kane Tottenham'da hem gol hem asist kralı oldu Premier Lig'de. Evet. Ve Harry Kane'in ve Haaland'ın mesela oyun tarzı, ben dünya bu sisteme dönecek diye düşünüyorum yakında. Forvet anlamında. Buna hedef forvet deniyor. Yani Lewandowski başlattı bu işi. Bayern Münih. Nagelsmann nasıl kullanacak şu an bilmiyorum ama hedef forvet tarzı oyunu Lewandowski ile Bayern başlattı. Lewandowski Nagelsmann'ı kullanıyor. Evet. Zaten her maç belki atıyor. De. Şunu çok söylemek istiyorum. Yani günümüz santraforları artık orta sahalara gezip sürekli kenar ikililerine ya da üçlülerine alan açan. Ama topla da ilişkisi iyi santraforlar. Ama Fenerbahçe'nin sanki bunu yapabilecek bir santraforu yok. O yüzden çiftli oynamalı diye düşünüyorum. Yani bir koşucu, bir gezici tarzında oynarsa bence Fenerbahçe çok daha başarılı olur. Bunu Beşiktaş'ta geçen yıl yapıyordu. Müthiş de yapıyordu. Gitti ya Katar'a. Abubakar. Abubakar muhteşem yapıyordu. Alıyor stoperleri Bakırköy'e, oradan Florya'ya. Devamlı gezdiriyor. Arkaya Larin koşuyor. Orta saha özellikle Gezal koşuyor. İşi bitiriyorlar. Ona da Avrupa'da orta saha özellikle santrafor diyorlar. Fenerbahçe'de özellikle kenar oyuncularının zaten Ferdi ve Osayi'nin çok fazla içe kat eden oyuncular olduğu için merkezde gereksiz bir kalabalık oluşmaya başlıyor. Üçlü oynadığınız için bek oyuncularınız olmadığı için o boşluğu dolduracak oyuncularınız rakip kalmıyor. Rakip 40 metrede 30 metrede kaymaları iyi yaptı mı? Pelkas ve Mesut gibi bu kilidi açabilecek oyuncularınız da sahada olmayınca çok büyük sıkıntı yaşıyor. Yani oldukları bir yerde zaman da, oldukları zaman da oyun alışkanlıklarının olduğu yerin dışında oynamak zorunda kalıyorlar. Bu kalabalık gibi yani gözükse de esasında biraz beceriksizlikler ordusu da var orada. Yani bir tek orada yani zaten o beceriksizliğin üstesinden gelen Ener Valencia. Akıllı, o da kendi bir şeyler yapmaya oyuncu çalışıyor. Yani evet, katılıyorum. Oradaki boşluğu tek başına o doldurmuş. Yani bir oyun planının sağladığı bir şey değil. Oyuncunun bireysel performansıyla yapmaya çalıştığı bir şey. Valencia'ya katılıyorum. Kesinlikle sağda kalmalı. Fenerbahçe'yi kapatıyorum. Hızlı geçeceğiz çünkü milli takımımıza geçmek için. Trabzonspor'a geliyoruz. Trabzonspor önemli bir galibiyet aldı. Maçı farklı bitirecekmiş gibi bir 20 dakika oynadı. 25 dakika oynadı. Daha sonrasında Kayseri Spor dengeyi kurdu oyunda. Beraberliği yakaladı. Emrah Baysal'ın hayatında attığı ilk kafa golü Süper Lig'de. Daha sonrasında bir şeyler oluyor. Trabzonspor'da oyun içinde tıkır tıkır işleyen bir sistem bir anda bakıyorsun bir sekteye uğruyor. Daha sonra Abdülkadir Ömür giriyor son 10 dakika oyuna. Söylemek istediğin şey değişikliklerden sonra mı oluyor? Aynı şeyde miyiz? Yani değişikliklerden sonra da oluyor. Aynı şeydeyiz. Değişikliklerden sonra oluyor. Fakat maçın içinde de o kadar geniş alanda oynatıyor ki takımı. Yani bu takım hiçbir şeyde çoğunluk sağlayamıyor. Ne arkada ne önde. Önde de sağlayamıyor. Önde bir bak pozisyonlara. Vakayemen'in aralara attığı paslar. Cornelius'un işte aldı birebir de götürüp şut attı. Yani öyle bir 30'dan vuruyor. Bakasetas devamlı vuruyor. Devamlı kaleciler alıyor içeri. Adam aydan vuruyor. O gelene kadar koşarak gitsen kafayla çıkartırsın. Hani enteresan da kaleci hataları da oluyor. Bilmiyorum yani Trabzonspor bir şekilde yürüyor ama her zaman söylediğim gibi bu sistem Trabzon seyircisinin ve Trabzonspor'un sistemi değil. Şu anda gidiyor. Başkan da Abdullah Hoca da
kendilerini kandırmaya devam ediyorlar. Mukavemetli takımlara karşı örnek Galatasaray, ki kötü bir Galatasaray'dan zor kurtardın. Bireysel hatalarla kaybettin Galatasaray. Yani bireysel hatalarla. Yani. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Ha, bana göre şimdi ligin iki tane favorisi var. İyi futbol, hani ön tarafı çok iyi olduğu için. Beşiktaş'ta Trabzonspor. Daha bir adım önde duruyor. Galatasaray tam toparlayamadı. Kadro kalitesi olarak mı diyorsun? Yok, oyun kalitesi. Yani ne yaptığını bilmeye yakın oyun oynanıyor. Ama Trabzonspor'da Hamşik ve Bakasetas'ın üstün gayretleriyle gidiyor bu iş. Ya bir de Berat'a çok yük biniyor. Orada yani Berat çok daha spektaküler bir oyuncu olacakken çok daha sıradan bir oyuncu gibi oynatılıyor Trabzonspor'da. Selçuk Hocam, seninle başlamak istiyorum. Kısaca, hızlı bir şekilde. Yani şöyle söyleyeyim, söylediğin her şeye katılıyorum abi. Trabzonspor sezon başından beri zaten bu Berat'a yük biniyor olayını konuşuyorduk. Hala katılıyorum. Çünkü öndeki beşli o kadar özgüvenli bir beşli ki Trabzonspor'da. Yani, ara sıra veriyorlar topu diye. Yani ara sıra, yani dediğin gibi Bakasetas 30'dan vuruyor. Bakayeme 3 kişinin belini kırmaya çalışıyor. Yani gerçekten çok özgüvenli oynayan bir beşli var. Bu beşliden bu verimi alamadığınız zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani Trabzon maçlarına baktığımız zaman sürekli bir orta sahaların böyle çok çabuk geçildiğini görüyoruz. İkinci bölgelerin basketbol gibi de onun fast break oynanıyor. Yani muhtemelen en çok koşulan maçlar hep Trabzon maçları oluyordur. Çünkü ikinci bölge gerçekten çok büyük bir yük biniyor Berat'a. Tek başına kalıyor o pozisyonda. Trabzonspor'un bunu bir an önce çözmesi lazım. Çünkü öndeki beşli, yani adam kovalayan, savunma yönü güçlü bir beşli değil. O yüzden bunun sıkıntısını çok yaşadığını düşünüyorum. Vakayeme gibi, Bakasetas gibi, ne bileyim, Cervinho gibi oyuncular çok fazla adam kovalayan oyuncular değil. Ön 3. bölgede topu verirsiniz, onlar bir şekilde maçı çözer. Buna çok güvendiğini şu düşünüyorum an onu Abdullah yapıyor. Avcun'un. Tamamen Avcun'un. Oyuncu bazlı oynuyor. Yani sistemine kendini ihanet ediyor. Oyuncu zaten bazlı. Böyle bir sistem olmuş olsa o bahsettiğimiz ikinci bölge geçişleri bu kadar çabuk olmaz. Yani pasa dayalı bir oyun veya farklı bir oyun sisteminden bahsedecek olursak oyuncular ön alanda bu kadar da başıboş demek istemiyorum ama yine özgüvenli bireysel diyelim. Bireysel kendi şeylerine bırakılmış. Bu kadar bireysel bırakılmaz çünkü dediğin gibi abi hani Abdullah Avcı'nın sisteminin şu an için tamamen hani öndeki oyuncuların çözüm bulma becerisine dayalı bir sistem olduğunu düşünüyorum ben Trabzonspor'da. Evet Alper kardeşim, Trabzonspor'la ilgili senden de kısa. Benim fikirlerim bunlar. Tabii, bir de Trabzonspor'a sana sözü verirken Tahir Hocam, kaleci Lunga bir eleştiride bulacağım tüm profesyonel futbolculara, eksiklerine. Evet, Trabzonspor'un çabuk, yani geçiş oyunlarında Trabzonspor çok çabuk geçiş oyununa girip geçebiliyor. Topu kaptırdıktan sonra çabuk alıyor. Topu ayağına aldığı zaman da çok güzel oyun içerisine sokabilen özellikleri var Trabzonspor'un. Özellikle geçen yıldan, ondan önceki yıldan beri bir alışkanlık, Vakayem alışkanlığı var. Yani Vakayem alacak, götürecek, işte 18 içine inecek, oradan çıkaracak, vuracaklar, gol olacak veya Vakayem oradan vuracak, gol olacak. Genelde oyuncunun üzerine. Bir de Trabzonspor'da Şorlot'un hala Trabzonspor'da aranan bir forvet olduğunu düşünüyorum. Cornelius'un, ben Trabzonspor'daki o onun üzerine yüklenen misyonu, yani Şorlot misyonunu sanki üzerine yüklemişler. Ama maalesef onu bir türlü yerine getirememekten ötürü dışarı vuruyor. Kafayla vuruyor, direkten dönüyor. Uzak ceza içi sahası yakınından vuruyor, atamıyor falan. Yani onun hala üzerinde bir kırıklığı var. Bu da forvette diğer oyunculara sirayet ediyor ister istemez. Yani oyuncuların üzerinde stres bindiriyor. Baktığın zaman ben Canini'yi son maçta çok beğendim. İnanılmaz derecede takımını öne götürdü. Ama Trabzonspor çabuk gidiyor. Aynı anda rakibe topu kaptırdığı zaman da çabuk geriye gelememe gibi bir durumu var Trabzonspor'un. Zaten yemiş olduğu golde. Kayserispor da buna rağmen gene Trabzonspor'u bayağı bir sürkülase etti bana kalırsa zorladı, son maçta. Evet. Bayağı bir zorladı. Hikmet Karaman'ın talebeleri güzel futbol oynuyorlar gördüğüm kadarıyla da. Valla Trabzonspor'un elindeki bulunan kadrodaki yeteneklerle, iyi oyuncularla, Marek Hamşik'le, işte Cervinho'yla, Perez'le ben ayakta durduğuna inanıyorum şu anda. Yani iyi oyuncuların, iyi oyuncu kalitelerinin Trabzonspor'un önde tuttuğunu düşünüyorum. Şey. Yoksa taktik varyasyon anlamında çok böyle gözüken bir taktik varyasyon yok. Oyuncuların sadece kendilerini
orada ön plana atarak takıma verdikleriyle bence şu ana kadar gelinmiş bir Trabzonspor var. Ama tabii ki Trabzonspor'un forması, Trabzonspor camiasının büyüklüğü şu anda zaten gösterge de onu gösteriyor. Trabzonspor 8 maçta 18 puanla Fenerbahçe'nin altında. Hemen hemen Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Fenerbahçe zaten 3'ü şu anda kafada gidiyorlar. Trabzonspor'dan ben zaman içerisinde sezon ilerledikçe daha bir uyumu yakaladıkları zaman, daha bir takım olma olgusunu, daha çok yeni oyuncular var işlerinde. Çünkü bir araya yeni gelmiş oyuncular. Kimisi oyuncunun nereye top atacağını bilmiyor. Kimi daha takım içerisine tam manasıyla uyum sağlamış değil. Bunları da zaman içerisinde ben yeneceklerini tahmin ediyorum ama Trabzonspor bence zirvede sonuna kadar bu sene özellikle öyle tahmin ediyorum. Zirvede son haftaya kadar şampiyonluk parolasıyla gider diye düşünüyorum. Bu arada iyi bir kalecisi var. Tutanı güzel. Atanı da Cornelius'un iyi bir kumaşı var gördüğüm kadarıyla. Ama biraz dağınık bir golcü hüviyetinde görüyorum Cornelius'u. Yani mental ve fizik birleştirip onu beyniyle, zekasıyla sahanın içerisine koyarsa daha iyi olur. Ama şu görüntüde hala bir acemi forvet hüviyetini gösteriyor bana. Yani böyle takır takır goller atan, işte al vurup içeri giren, omuz mücadelesi veren, vuran oyuncu portresi çizmiyor bende. Benim kendi görüşüm. Ama ben Trabzonspor'un forvet olduğunu Cornelius düşünüyorum. Cornelius için şunu söyleyeyim. Az maç oynamıştı Trabzon'a gelene kadar. Hı hı. Kendi milli takım, ben onu Avrupa Şampiyonası'nda dedim ki Türkiye'ye gelirse bu ülkenin en büyük santraforu olur dedim. Hatırlıyorsunuz. Doğru, doğru. Evet. Cornelius çok kaliteli bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Ben o şeye katılmıyorum. Ya bir defa Sörloth diye bir şey yok. Yani Sörloth diye bir şey yok. Bunu biz yarattık. Yani burada geldi adam. Asbel kadar 3-5 tane 10 tane gol attı. Arıyor Trabzonspor seyircisi. Anlatabiliyor muyum? Yani. Ya arıyor. Ona bakarsan Fatih Tekke'yi de arıyor Trabzon seyircisi. Şimdi Sörloth mu Fatih Tekke mi? Hani Trabzon seyircisi ateşli oynuyor. Ama yeni daha. Yüreğini geçen sene gittiği için Sörloth diyorum. Yani yok, Sörloth'u ben çok şey yapmıyorum. Çünkü Türkler hakkında, takım hakkında, Türkiye'deki futbol hakkında söylediği antipatik saçma sapan anladım sözler yüzünden nefret ediyorum. Çünkü zaten buraya kadar geldiğinde kimse adını sanını duymamıştı. Burada iyi bir oyun tutturdu. Tabii ki bunda Yusuf Yazıcı'nın, Abdülkadir Ömür'ün, Abdülkadir Parmağ'ın, tabii bunların Bakayemen'in çok büyük katkıları, Ekuba'nın, bilhassa Ekuba'nın çok büyük katkıları var onun başarısında. Cornelius daha karakterli, daha yıpratıcı, size'lı bir santrafor bir defa. Ondan daha kalın. Cornelius'la mücadele ederken stoperler Bakasetas'ı, Bakayemen'i kaçırıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sene Bakayeme daha fazla topla buluşuyor ve daha etkili yerlerde buluşuyor. Niye? Çünkü Cornelius, Giannini mesela daha gezici olduğu için çok fazla rakip stoperleri oyalayamıyordu. Ama Cornelius geldikten sonra hepsi rahat etmeye başladı. Çok boş alan. Çünkü bırakmaya başladı rakipler. Trabzonspor'un hepsi şeyce sprint. Sprintçi yani. Sprinter oyunculardan. Bakayeme mesela. Hızlı oyuncular. Gervinho'ya bakıyorsun yani. Sesten hızlı bu yaşında. Evet. Bakayeme topla çok hızlı. Yani Trabzonspor takımı ön beşlisi dediğin gibi 5-5 oynuyor da. Yani ön beşlisi muhteşem. Arka beşlisinde bir tek sağ bekleri. Ve Berat. Geri kalanı çöpe at. Kaleci hariç. Yani sol beki yok. Bana göre stoperleri Trabzon'un stoperi değil. Yani bir tek Edgar. Vitor Hugo. Çok kötü bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un yediği bütün gollere bak, sol stoper ve sol bek hatalarından, taçtan. Bilmiyorum Tahir Hocam katılacak mısın? Ben şimdi Tahir Hocam'a sözü vereceğim. Hemen hızlı geçeceğiz. Trabzonspor'da Bakasetas'ın 30 metreden orta sahada